Gelin birlikte Napolyon'un Avrupa'da egemen bir figür olmasını sağlayan Üçüncü Koalisyon Savaşı'na kadar neler yaptığına kısaca bir göz atalım. Napolyon, 1799'da iktidarı eline aldı. 1799, Napolyon iktidarı eline aldı. İlk başta iki konsülle birlikteydi ama sonra kendini birinci konsül ilan etti birinci konsül. Ve böylece iktidara tek başına geçti. Daha sonra 1802'de ama durun bir dakika 1802'ye gelmeden önce 1800'de yaptıklarından bahsedelim. 1800 hatırlayalım. İktidarı ele aldığında hala ikinci koalisyon savaşı içerisindeydi. Bundan biraz bahsetmiştik. Fransa toprak kaybetti ve bu kaybedilen topraklar 1. koalisyon savaşında İtalya'dan kazandıkları topraklardı. Bu toprakları Avusturyalılar geri aldı. Napolyon da bunun üzerine Alpleri geçerek hakimiyeti ele almaya karar verdi. İşte Napolyon'un Alpleri aşarken gösterildiği bir resmi. Napolyon Alpleri aşıyor. Avusturya'dan geri alınması gerektiğini düşündüğü toprakları almak için ordusuyla Alplere ilerledi. Bu birinci koalisyonu bitiren olay oldu. 1800'lerde yani 1800'de daha doğrusu 1800 senesinde toprakları geri alıyor ya da şöyle diyelim İtalya'yı geri almak için yola çıkıyor. İtalya'yı geri almak için yola çıkıyor. İtalya derken aslında Kuzey İtalya olan İtalya krallığından bahsediyoruz. Bugünkü Kuzey İtalya toprakları içinde bulunan İtalya krallığı. Güney İtalya'daki Napoli krallığından bahsetmiyoruz. Ya da Papalık devletinden de bahsetmiyoruz. Kuzeydeki bölgeye İtalya krallığı deniyor o zaman. İtalya krallığı denince orası akla geliyor. Aslında size haritadan göstermek istiyorum. İnsanlar bu dönemdeki İtalya krallığından bahsederken yukarıda kuzeyde bulunan bu bölgeden bahsediyorlar. Papalık Devleti de tam olarak burada ve Napolyon Krallığı ise burada aşağıda, güneyde. Modern Avrupa ile karşılaştırdığımızda bugün Avrupa ile bağdaştırdığımız iki ülke olan Almanya ve İtalya aslında 1800'lerin başlarında birleşik bir şekilde gözüktükleri bir harita yok. Yani bu, bu harita üzerinde o iki ülke birleşik şekilde gözükmüyorlar. İkisi de birçok küçük krallığa parçalanmış haldeydiler. Daha önce de söylediğim gibi Almanya o zamanlarda Avusturya Kralı'nın imparatoru olduğu Kutsal Roma İmparatorluğu adı verilen Krallıklar Birliği'ydi. Bir kralı olmasına rağmen Kutsal Roma İmparatorluğu merkezi bir sistemle yönetilmiyordu. İmparatorluk bir grup küçük krallık ve onların kralları vasıtasıyla yönetiliyordu. Neyse konumuz olan Napolyon'a geri dönelim. 1800'lerde Alpleri aşan adam Napolyon ve Buradaki toprakları geri almasıyla bu savaş, bu sefer sona erdi. Avusturya'yı mağlup etti. İkinci Koalisyon Savaşı'nı bitiren olay işte buydu. Bunları başka bir videoda da görmüştük. 1801'de Lunville Antlaşması yapıldı. İkinci Koalisyon sona erdi. Bir sonraki yıla kadar Büyük Britanya ile bir antlaşma yapmadılar ama bu pek de fark etmiyor çünkü kısa ömürlü bir anlaşma olmuştu zaten. Lunville anlaşması. Daha sonra 1802'deki 3. koalisyondan bahsetmemizden hemen önce Napolyon 10. yıl anayasasını yürürlüğe koydu. Napolyon 10. yıl anayasasını yürürlüğe koydu. Peki neden 10. yıl diyoruz? Hatırlayın o dönemde devrim takvimi kullanılıyordu. O yılda devrim takvimine göre devrimin 10. yılıydı. Ama Napolyon'un görüşünü esas ortaya koyan şey, bu anayasanın ilk maddesiydi. Bu madde diyor ki, Fransızların aday gösterdiği ve senatonunda ilan ettiği Napolyon Bonaparte, hayatı boyunca birinci konsüldür. Napolyon hayatı boyunca birinci konsüldür. Yani bunu Napolyon'a verilmiş yasal bir hak olarak görebilirsiniz. Napolyon'un bir nevi kral olduğu ve hayatı boyunca Fransa'yı yöneteceği bu yasada belirtilmiştir. Sonra 1803 yılına geliyoruz. Aslında bundan önce bu zamanlarda diğer bir noktada neler olduğunu bir hatırlayalım önce. Haiti'de bir devrim yaşanmıştı. Haiti'de devrim. Eğer Haiti ile ilgili olan videoları izlediyseniz hatırlarsınız. Haiti dünyadaki en kazançlı köle kolonisiydi. Ama kölelerin ayaklanıp özgürlüklerini kazanmasıyla Fransa için eskisi kadar karlı olmamaya başladı. Hatırlayın Fransız ihtilalinin çıkmasının nedeni de aslında Fransa'nın parasız kalmasıydı. Böylece Napolyon yeniden köleliği getirmeyi denedi. Ama bu isteği tamamen geri tepti. Dessalin bunun haberini önceden aldı. Bunun üzerine Napolyon ve devrimciler de Leclerc'i daha da kışkırtmaya başladılar. Leclerc ve Fransız işgalciler sarı humma yüzünden güçsüz düştüler. Desalines karşılarında oldukça saldırgan bir generaldi ve böylece Haiti'yi kaybetmeye başladılar. Leclerc'ten sonra görevi üstlenen Rochambeau oldukça acımasız bir figürdü ama yine de Haiti'de devrim gerçekleşti ve Haiti'yi kaybetmeye başladıklarını söyleyebiliriz. 1802'de bu olaylar yaşandı ve 1803'e girerken Napolyon denizlerin hakimiyetinin Büyük Britanya'da olduğunu fark etmeye başladı. Büyük Britanya'nın baskın donanması, temel gelir kaynağı olan Haiti'yi kaybetmesi ve Büyük Britanya'nın da egemen bir güç olması yüzünden Napolyon Kuzey Amerika'dan vazgeçti. Napolyon Kuzey Amerika'dan vazgeçti. Fransız İmparatorluğu için başlıca gelir kaynağı olan Haiti'nin hemen dışının yanı sıra şu anki Birleşik Devletler'in ortasında ve ülkenin üçte biri büyüklüğünde olan Louisiana bölgesine de sahipti Napolyon. Napolyon, Büyük Britanya'nın oldukça güçlü bir donanmaya sahip olduğunu farkına varınca nasıl olsa Haiti'yi Desaline kaptıracağını düşünerek Haiti'den vazgeçti. Tüm kıtadan vazgeçti ve eğer Louisiana'yı satmazsa Büyük Britanya veya Birleşik Devletler'in burayı elinden alabilecek bir konumda olduğunu da biliyordu ve böylece Louisiana'yı da satmaya karar verdi. Louisiana'yı satmaya karar verdi. Herhangi biri için veya bir Amerikalı için, özellikle de Louisiana'da doğmuş bir Amerikalı için, ardı ardına yaşanan olayların bu noktaya varması oldukça hayret verici görülebilir. Çünkü bu olaya Amerikan tarihi tarafından bakarsanız Thomas Jefferson'ın 15 milyon dolara Louisiana'yı satın alabilecek güçte olduğunu düşünürsünüz. Neden biri bir anda bu kadar büyük bir toprağa satmak ister ki? Cevap açık. Napolyon her koşulda bu toprağı kaybedebileceğinin farkına varmıştı. Büyük Britanya'nın güçlü bir donanması vardı. Ve aynı zamanda o bölgede koruması gereken başka hiçbir şeyi yoktu. Diğer değerli varlığı ise Haiti'ydi ve Büyük Britanya'nın güçlü donanmasının üstüne Haiti'deki kölelerin ayaklanması, Birleşik Devletler'in kıtanın ortasındaki üçte birlik bölgeyi elde etmesiyle sonuçlandı. Şöyle bir düşününce merak edebilirsiniz. Eğer Fransa o bölgeyi hiç satmasaydı, tüm batı kıyısını kuşatmak için ilerler miydi? Tarihteki bu ufak değişiklikler, aslında ben bunları pek de ufak görmüyorum ama günümüz dünyasındaki muazzam büyüklükteki farklılıklara yol açıyorlar. Neyse şimdilik bu kadarı yeter. Nerede kalmıştık efendim? Napolyon Louisiana'yı sattı. Ve Büyük Britanya'nın da güçlü bir donanması vardı. Napolyon ilk başta birliklerini burada, yukarıda toplayıp bir araya getirmeye başladı. Sanırım Büyük Britanya da kendine güvenmeye başlamıştı ve Napolyon'un son iki savaşta kazanarak bir şeyler elde etmesinden hiç haz etmedi. Bunun üzerine de Büyük Britanya Mayıs 1803'te savaş açtı. Mayıs 1803 Büyük Britanya savaş açıyor. Ya da şöyle diyebilirim. Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve İrlanda. Ve bunu 3. Koalisyon Savaşı'nın başlangıcı olarak görebilirsiniz. Ama aslında daha ortada bir koalisyon yok. Sadece Birleşik Krallık var ya da Büyük Britanya'da diyebiliriz. Bu savaş 1805'te oldukça alevlendi. Ve diğerleri de bu savaşın içine girmiş oldu. İşte şimdi gerçek bir koalisyondan bahsedebiliriz. Büyük Britanya'nın yanına Avusturya ve Rusya geçti. Büyük Britanya, Avusturya ve Rusya. Biliyorsunuz ki Avusturya tüm koalisyonların içerisinde vardı ve her seferinde Fransa'ya, özellikle de Napolyon'a toprak kaybediyordu. Bu koalisyonla birlikte de intikamlarını almak istiyorlardı. Birleşik Krallık'ta denizleri kontrol etmeye çalıştıklarını hissediyordu ve onlar da bunun intikamını almak istiyordu. Rusya ise bir anda ortaya çıkıp kazanmaya başlayan Napolyon'dan hiç hoşlanmıyordu. Ve böylece hepsi bu savaşın içine girmiş oldular. Üçüncü koalisyon savaşı iki açıdan ilginçtir. Hemen burada çizeyim. Savaşa katılan başkaları da var ancak savaştaki esas güç bu üçü. İşte üçüncü koalisyon. İlk meydana gelen olay aslında iki olay var ve aynı zamanda meydana geliyor. İlki şu, Ekim 1805'te Fransız donanması Trafalgar deniz savaşında İngilizler tarafından büyük zarar gördü. Bu gösterdiğim yer Trafalgar ve donanma Napolyon'un eski bir dostu olan Amiral Horatio Nelson tarafından yok edildi. İşte bu adam tam bir dert Napolyon için. Horatio Nelson. Daha önce de Napolyon'un gemilerini Nil Savaşı'nda yok ederek ordusunu Mısır'da karaya oturtmuştu. Ve bu sefer de Fransız donanmasını Trafalgar Savaşı'nda yenilgiye uğrattı. İşte burada bir resmi var. Bu savaşta Napolyon için iyi sayılabilecek tek şey ise savaşın sonlarına doğru Horatio Nelson'ın bir kurşunla yaralanarak Trafalgar'da ölmesi olmuştur. Nelson Trafalgar'da ölüyor. Başarılı ve denizlere hakim olan İngiliz donanması onlarla rekabet edebilecek tek donanma olan Fransız donanmasını yenilgiye uğrattı. Onları Trafalgar'da yenilgiye uğratmak İngilizlerin denizlerdeki hakimiyetini daha da güçlendirdi. Trafalgar Savaşı'nın resmini göstermiştim biraz önce. Bir grup gemi birbirlerine ateş ediyorlar ama bu resimde neler olduğunu anlamak pek de kolay değil. Bu olayı günümüz Britanyası'na ya da Londra'sına bağlarsak, buradaki fotoğrafta Trafalgar Meydanı'nı görebilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi adını Trafalgar Savaşı'ndan almıştır. Eğer bir gün bu meydana giderseniz orada Nelson'ın sütununu da görebilirsiniz. İşte burada çizmiş olduğumda adını Horatio Nelson'dan alan Nelson Sütunu. Ve bu sütunun tepesinde sütuna oranla küçük gözükse de aslında büyük bir figür göreceksiniz. Ve tabii ki bu figür Horatio Nelson'ın ta kendisi. Her ne kadar biraz kenarda kalmış olsa da 3. Koalisyon Savaşı zamanında gerçekleşmiş bir savaştı. Dönelim Napolyon'a. Donanması yenilgiye uğratıldı ama o vazgeçmedi. Avrupa'nın ötesinde pek bir şey yapamayacağını anlasa da Avrupa'da hala bir şansı vardı. Hiçbir şekilde kazanamayacağını anlayınca Britanya'ya denizden saldırmaktan vazgeçti ve askeri birliklerini toparladı. Gelin buradaki haritadan birliklerin o dönemki hareketlerini size göstereyim. İşte bu bölgede birlikleri vardı ama Britanya'ya saldırmaktan vazgeçti. Bunun yerine Avusturya ile savaşmaya karar verdi. Avusturya ise işte tam bu noktada birliklerini topluyordu. Tam burası. Aslında Avusturya da bir seferle İtalya'ya girmek için bir şansı olacağını düşünüyordu. Bu yüzden de birliklerinin çoğunu bu alanda konuşlandırmışlardı ki bu yaptıklarının büyük bir hata olduğunu ileride göreceğiz. Bugünkü Almanya'nın güneyinde Kara Orman yakınlarında da birliklerinin olduğunu görüyoruz ve bir grup askerini de İtalya'nın yakınlarında tutuyordu. Onların hemen arkasından da Rusya geliyordu ama onlara yetişemediler. 1805'in Eylül, Ekim'inden bahsediyoruz. Rusya burada geride bekliyor ve birlikleriyle Avusturya'nın Napolyonla karşılaşmasında Avusturya'ya destek sağlayacak. Tüm bu olanların taktiksel bir dehanın sonucu mu yoksa şans eseri mi olduğu her zaman belirsizdir. Çünkü o zamanlar e, devletlerin uyduları yoktu. Diğer birliklerin nerede olduğunu önceden göremiyorlardı günümüzde olduğu gibi askeri birliklerde yaşanan hareketleri dakika dakika öğrenen bir sistemleri yoktu. Avrupa tarihindeki önemli merkezi savaşlardan biri Napolyon'la Avusturya'nın Ulm'de karşılaşmasıydı. Hemen size harita üzerinde göstereyim. Napolyon ve Avusturya işte bu noktada Ulm'de karşı karşıya geldiler. Aslında birçok savaş yaşandı ama kesin zafer Ulm'de kazanıldı. Ve bu zaferin kazanılmasındaki kilit nokta Napolyon'un Avusturyalıları kandırabilmesi oldu. Bu haritada bölgeyi daha yakından görebiliyoruz. Burası Fransa. Burası da Kara Orman. Ve bu tarafta Avusturya bulunuyor. Maviler Napolyon'un, kırmızılarsa Avusturya'nın birlikleri. Görüyorsunuz, Avusturya askeri birliklerinin çoğunu İtalya sınırında tutuyor. Burada Kara Orman'da da Avusturya birliklerini görüyorsunuz. Napolyon'un Avusturya'ya oynadığı oyun şu şekildeydi. General Marat sanki Fransız ana kuvvetleri batıdan doğruca saldıracakmış gibi gösterdi. Haritada gösterdiğim bu alandan gelen süvariler sanki ana kuvvetmiş gibi bir izlenim yarattı. Avusturya da bu istikametten saldıracaklarını düşündü. Avusturya'ya sanki bu alanda çok askeri varmış ve bu yönden saldıracakmış gibi davrandı. Ancak Napolyon'un ordusunun büyük bir kısmı bu çizdiğim bölgedeydi ve yaptıkları bir dönme manevrasıyla Avusturya ordusunun etrafından dolaştılar ki bu tahmin edilenden daha hızlı ve çevik bir şekilde yapılan bir manevraydı. Çünkü taşımaları gereken yükleri ve erzakları yoktu. Planladıkları gibi bu saldırı hasat zamanında yapılıyordu. Eğer düşmanla bir savaşa girecek ve düşman bölgesini kuşatacaksanız, alana götürdüğünüz birlikleri doyurmanız, onlara bakmanız gerekir. Ve eğer tüketecekleri gıdayı bulundukları bölgedeki topraktan sağlayamazlarsa, erzaklarını yanlarında taşımaları gerekir ki bu erzaklar ağırdır ve bunları taşımak askeri yavaşlatır. Ama siz bu saldırıyı hasat zamanı yaparsanız yiyeceğinizi yanınızda taşımak zorunda kalmazsınız. Hasatta yiyecek taşımak yok. Geçtiğiniz yoldaki çiftçilerden yiyeceğinizi alabilirsiniz. Böylece daha hızlı ve çevik bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu sayede Fransız birlikleri hızlı bir şekilde ilerleyerek Avusturya birliklerini arkadan saldırdı ve sonunda da onları yenilgiye uğrattılar. Napolyon'un kendisini yenilmez görmeye başlaması işte tam da bu sebeptendi. Bu saldırı Rusların Avusturya'ya takviye destek olarak gelmesinden hemen önce yapıldı. Fransızlar bu saldırıyı oldukça hızlı bir şekilde yaparak sadece Avusturya ile mücadele ettiler ve bunun sonucunda da Ulm'de mutlak bir zafer kazandılar. Hemen size buradaki resmi göstereyim. İşte burada Ulm'deki teslimiyet temsil edilmiş. Bundan sonra Rusya ve Avusturya güçleri birleştiler ve birlik olarak Napolyon'la yeniden karşı karşıya geldiler. Bu kez karşılaşma Osterlitz'te yaşandı ve Napolyon bir kez daha onları bozguna uğrattı. Ancak hep bir tartışma oluyor bu konuda. Bazıları bu sonucu taktiksel dehanın eseri olarak görürken bazıları tamamen şanstı bu diyor. İşte bu resimde Osterlitz gösteriliyor. Osterlitz'te karşı taraftan pek hasar görmeden birçok esir almış ve birçok zayiat vermelerine sebep olmuşlardı ki bu da Napolyon için savaşın en üst noktasıydı. Savaşın en üst noktası. Osterlitz'te alınan zaferden sonra Napolyon'un gerçek bir askeri deha olduğuna pek çok insan ikna olmuştu artık. Olmadığını da söylemiyorum ama yaşattığı bozgunlardan sonra artık yenilemez olduğunu zannetmeye başlamıştı. Önemli olan budur ve bu olayla birlikte 3. Koalisyon Savaşı sona erdi. 3. Koalisyon Savaşı sona eriyor. Savaşın sona ermesinin ardından Avusturya, İtalya'dan kazandığı toprakları Fransa'ya geri vermek zorunda kaldı. Bir kısmı İtalya'da, bir kısmı da Bavyera'da olan topraklarından vazgeçti. Genel olarak baktığımızda ise bunun tarihi açıdan oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü o zamana dek her ne kadar buralardaki Alman bölgeleri doğrudan kendi yönetmese de Kutsal Roma İmparatorluğu'nun başında bulunan ve kendine Kutsal Roma İmparatorluğu denilen Avusturya kralının topraklarıydı. 1805'lerin sonunda 3. Koalisyon'un bitişiyle Avusturya kralı unvanından vazgeçerek artık kendine Kutsal Roma İmparatoru dememeye başladı. Ve burada göstermiş olduğum bölge artık Kutsal Roma İmparatorluğu olmaktan çıktı. O tarihten sonra Ren Konfederasyonu olarak adlandırıldı. Ren Konfederasyonu ve Napolyon'un koruması altına girdi. Bu olayla birlikte Almanya daha bir 60-70 yıl daha tek bir çatı altında toplanamayacak ki aslında bu Alman halkının da Kutsal Roma İmparatorluğu sınırları içinde olmaktan kaçındığını gösteriyor bizlere. Böylece Kutsal Roma İmparatorluğu ortadan kalkmış oldu. Fransa Avusturya'dan kayda değer miktarda toprak aldı. Rusya ise çok olmasa da önemini kaybetti. Yani savaş 1806'da ya da 1805'in sonunda Fransa'nın hakimiyetiyle son buldu. Fransa'nın mutlak hakimiyeti 1804'te Fransa sadece Britanya ile savaştayken ve daha ittifak kurulmamışken 1804 Aralık ayında Napolyon'un egosunun ne kadar yükseldiğini gösteren bir olaydan bahsedeyim şimdi. Austerlitz'ten bir yıl önceydi. 1804'te Napolyon kendisini imparator ilan etti ve taç giydi. Napolyon kendisini imparator ilan etti. Ve bu da onun imparator olarak resmedilmiş hali o andan sonra kendisine Napolyon Bonaparte değil, birinci Napolyon denilmeye başlandı. Birinci Napolyon. Kendisini imparator ilan etmesindeki amacın ne olduğunu merak edebilirsiniz. Zaten konsüldü ve tüm hayatı boyunca Fransa'yı yönetme yetkisi ondaydı değil mi? E tabii ki bu imparator sıfatını almak egosunu tatmin ediyordur ancak bunu yapmasındaki esas amaç kendi hanedanlığını oluşturmaktı. Artık sadece birinci konsül değil imparatordu. Birinci Napolyon'du. Ve onun soyu Fransa'ya hükmetmeye devam edecekti. Yani bir noktada cumhuriyet kavramını yıkıyordu. İmparatorluk kuruyordu yeniden. Böylece üçüncü koalisyonu Fransa'nın Avrupa'ya hüküm sürmesiyle bitiriyoruz. Fransa'nın Avrupa'ya hüküm sürmesiyle üçüncü koalisyon sona eriyor. Avusturya'nınkiler çoğunlukta olmak üzere birçok toprağı Fransa kendine kattı. Kutsal Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırdı ve Ren Konfederasyonu olarak bu bölge yeniden adlandırıldı. Austerlitz'ten sonra Napolyon kendini yenilmez olarak gördü ve kendini imparator ilan etti. Ve böylece tüm ihtişam hayalleri gerçekleşmiş oldu.